Bazı kavramlar bizi yorar. Algılamaya çalıştıkça içinden çıkılmaz bir sürece sokar bizi. Ama bazıları havalıdır. Mesela sonsuzluk gibi. Sonsuzluk yan yatmış 8'e benzer. İlk defa John Wallis tarafından 1655'te kullanılan bu sembol Latince infinitum demek. Bu işaretin adı Latince bir kelime olan lemniscate yani kurdeledir. Hakikaten de aslında ne kadar kurdeleye benziyor değil mi? Matematikte ve fizikte sıkça kullandığımız bir terim. Dinde ise ebedi sonsuzluktan bahsedilir. Aynı zamanda mükemmel bir pentagram şarkısıdır. Burayı söylemem gerekiyor. Geliyor, geçiyor, hayat dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor, zaman dönüyor, durmuyor dünya. Kadar saymamız ne kadar zaman alır biliyor musunuz? Her saniye bir sayı sayabildiğimizi düşünelim. 1 dakikada 60 sayı eder. 1 saatte 3600 sayı. 1 günde 86400 sayı. 1 yılda 31.536.000 sayı. Bu hesapla 1 milyara kadar saymamız yaklaşık 32 yıl sürüyor. Neredeyse yarı ömrü 1 milyara kadar saymak için harcayacağız. Ama daha kolaylaştıracak olursak, beşer beşer sayarsanız 9 yıl, onar onar sayarsanız 4,5 yıl, yüzer yüzer sayarsanız 164 gün 6 saat, biner biner sayarsanız 16 gün 10 saat 12 dakika, 10 biner sayarsanız 1 gün 15 saat 25 dakika 12 saniye sürüyor. 0 ile 1 arasında sonsuz miktarda sayı vardır. 0 ile 0.1 arasında da sonsuz miktarda sayı vardır. Hatta 0 ile 0.0001 arasında da sonsuz sayı vardır. İnsan sonsuzluk kavramını çoğu zaman tam olarak kavramakta zorluk çeker. Çünkü hayatı boyunca hep sınırlı zaman dilimleriyle, sınırlı uzaklık ya da büyüklüklerle düşünmeye alıştırılmıştır. Düşlerin sınırı nerede başlar? Sıvı içinde yüzen beynimizin doğrularının mutlak doğru olduğuna kim inandırdı bizi? Tabii ki kendimiz. Bir de medya. Peki başka canlılar sonsuzluğu keşfedebilir mi? Bizim icat ettiğimiz, bizim kurallar ve semboller koyduğumuz beynimizin algılama kapasitesi sadece. Limitte x sonsuza giderken 1 bölü x sıfıra yaklaşır. Aslında sayı bölü sonsuz sıfıra yaklaşabilir ama sıfır hiç olmaz. Sıfır demek istiyoruz ama diyemiyoruz diye limit yetişiyor imdadımıza. Sıfırla sonsuzluk arasındaki enteresan ilişki. Georg Cantor gelene kadar sonsuzluk çoğunlukla teolojinin alanına giriyordu. Din inanışçıları sonsuzluk tektir ve Tanrı'ya aittir diyorlardı. Ama hepsiyle mücadele eden Georg Cantor matematiğe sonsuzluk kavramını kazandırmıştı. Sonsuzluğu matematikte bir değer olarak sunmuştu. Basit bir tanımlama yapalım. Bir kümenin içindeki elemanlar sayılabilir durumdaysa bu kümeye sonlu küme. Aksi durumda da sonsuz küme deriz. Sayılabilir sonsuz da var bu arada. Ama girmeden oraya devam edelim. Eğer iki sonlu kümede aynı sayıda eleman varsa eleman sayıları da aynı denir elbette. Yani bu kümeler karşılaştırılabilir. İşin can alıcı noktası burada başlar aslında. İki sonsuz kümenin eleman sayısı farklı olabilir mi? Bunun mümkün olduğunu bize ilk anlatan kişi Cantor'dur. Ama ruh sağlığını sonsuzlukla kaybetmiştir. Sonsuzluk esasen matematikte bir sayı değil, bir fikirdir. Mesela şöyle, stüdyodayız. Yahya Kaptan, İzmit, Kocaeli, Marmara bölgesi, Türkiye, Avrupa kıtası, atmosfer, dünya, güneş sistemi, milyonlarca yıldızlar, gezegenler ve Samanyolu galaksisi, onların da galaksileri. Yani ben buna bir şey demeliyim. Sayamıyorum, yoruldum. Ha işte, sonsuzluk olsun. Hilbert'in ismiyle bilinen Hilbert Oteli yani sonsuzluk oteli problemi harika bir fikir yürütmedir. Sonsuz sayıda odası olan sonsuzluk otelinin her odası doludur. Ama yeni bir müşteri gelince otel müdürümüzün matematiği kullanarak yaptığı kıvraklıkları ve hiçbir müşteriyi boş bırakmamasını anlatır. Yeni müşteri gelince her numarada bulunan eski müşterilere oda numaralarını 1 arttırıp geçmelerini söyler. Tabii ki sonsuz odalı otelimizde sonsuz artı 1 olurken birinci odamız boş kalır, müşterimize yer açılmıştır. 20 ya da 30 kişi gelse de aynısı tekrarlanır. Ama bir otobüs dolusu sonsuz kişi gelirse otel müdürümüz kıvrak zekasıyla bu sefer her odanın oda numarasının 2 katına geçmesini söyler. Yani 1 2'ye, 2 4'e, 6 12'ye geçer. Sonsuz olur. 2 çarpı sonsuz ve arada kalan 1, 3, 5 gibi bütün tek sayılara sonsuz sayıda müşteri yerleştirilecektir. Peki sonsuz sayıda sonsuz yolculu otobüs gelirse ne olur? İyice işler karışmaya başlar. Aslında burada anlatılmak istenen çift sayılar sonsuzdur. Tek sayılar da sonsuzdur. Ve otel müdürümüz asal sayılar da sonsuzdur kardeşim der. Tam milattan önce 300'de Öklid ispatlamıştır. Bütün eski müşterilerinden oda numaralarını en küçük asal sayı olan 2'nin üzeri şeklinde yazıp o odaya geçmelerini söyler. 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32 diye devam ederken ilk otobüstekilerde koltuk numaralarına göre ikinci asal sayı olan 3'ün katına yerleştirilir. Böyle bütün her sonsuzluğa sonsuzlukta bir yer bulunabilmiştir. Bununla ilgili videoları YouTube'da bulabilirsiniz. Sonsuzluk bir fikirdir demiştik ya. Anaximandros'a göre ilk neden arşe sonsuz olandır. Heraklitos'a göre ise her şey akmakta, değişmekte, ilerlemektedir. Bu bir sürekli oluştur ki içinde kalıcı ve durgun olan hiçbir şey yoktur. Engels, sonluyu bilebiliriz ama sonsuzluğu bilemeyiz diyen Negeli'ye şöyle karşılık verir. Negeli ne gider? Evet, kiraz ve erik yiyebiliriz ama meyve yiyemeyiz. Engels bu sözüyle şunu demek ister aslında. Sonsuzluk, sonsuz sayıda ve çeşitlilikteki somut sonluların soyut bir toplamıdır. Matematikte sadece sonlu kavramların varlığını kabul eden finitizm diye bir akım da vardır bu arada. Mesela sanatta da hayali bir kaybolma veya sonsuz noktası kullanılır. Birbirine paralel iki aynada sonsuz görüntü oluşur. Yavaş yavaş bitirelim ve şimdi iyi dinleyin. Devasa boyutlarda bir kum yığını düşünün. Öyle ki bir dağı andırsın bu yığın. Ufak bir kuşun ufacık gagasıyla bu kum yığınını parça parça koca bir okyanusu aşarak karşı kıyıya taşıdığını düşünün şimdi de. Milyonlarca yıl sürer. Yoksa daha mı fazla? Belki de işi büyütüp bunun sonsuzluğun ta kendisi olduğunu düşündünüz. Ama yanıldınız. Oysa ki o ufacık kuş o devasa kum dağını taşımayı bitirdiğinde sonsuzluğun sadece ilk günü geride kalmıştır. Hoşçakalın.